Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda size benzinli testere motorlarında piston ve sekman nasıl değiştirilir onu göstereceğiz. Ben sözü arkadaşıma bırakıyorum. Buyurun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle silindir pistonumuz çizik. Gördüğünüz gibi. Kompresör yapmadığı için bu tam işlemini yapmıyor. Öteki nasıl? Ötekinin de aynı içinde vardır çizikler. O deminkini bir daha göstereyim. Sizin yüzeydeki çizikleri görüyorsunuz. Yüzeydeki çiziklerden dolayı kompresör yapmıyor. Tam cebilmediği için bunun değiştirilmesi gerekiyor. Şimdi şu nedir ustam? Bu piston, bu silindir. Bu silindiri değiştireceğiz. Evet, silindiri bir de bu de pistonu değiştireceğiz. Içinde. Zaten biri çizildiyse muhtemelen ikisi de çizilmiştir. Öncelikle bizim motorumuzu söktük. Yenisinin bu pistonlarımız burada. Sekmanımızı açıyoruz. Sekmanımızı kanal yuvalarına olacak şekilde yerlerine takıyoruz. Şu etrafındaki boşluklara takıyoruz. Evet. Kanallara taktıktan sonra da saplamasını açıyoruz. Açtıktan sonra yuvasına taktık. Burada zaten rulmanı vardır. Bu rulmanın bozuk olup olmadığını da kontrol ediyoruz. Yandaki korumaları taktıktan sonra yuvasına oturtuyoruz. Ondan sonra onun içinde çalıştığı zaman hareketten içindeki saplamanın çıkmaması ya da orayı sıkıştırmaması için sekmanla sabitliyoruz. Sekmanımızı bir karga bunun yardımıyla takarsak daha kolay olur. Peki, oturma sesini duydum. Diğer tarafınkine de takalım. Şöyle yaklaştırayım istersen. Tabii. Burada taktık. Tamam şimdi. Geldik silindirimize. Üstümüze. Oraya bağladığımız nedir? Bu karbüratörden geliş. Yakıt hava karışımını içine sanıyorum. O da mı sıfır? Tabii. Piston kutusunun içinde tabii çıkıyor. Değişti. Tamam. Yok, bu kendi üstünde olan. Hı. Kendi üstünde olan da üstünden söktüğümüz bozulmuştu. Tamam. Onu biz değiştirdik. Contasını ara takıyoruz. Keçemizi takıyoruz. Hı. Keçemizi takarken kanallara oturmasına dikkat ediyoruz. Oturduktan sonra sekmanımızı yuvasına oturtturarak takıyoruz. Taktıktan sonra kolay olması için durdurur musun abi? Devam ediyoruz. Ara kütüğümüzü takıyoruz. Tabii bunu takmadan önce hortumumuzu da takarsak ben biraz acele ettim ki süreden tasarruf edelim diye. Hortumumuzu çekiyoruz. Eyvah. Keçemiz kaymış. Ona dikkat etmeliyiz. Keçe kayarsa kompresörümüz yine zayıf olacağından motor istediğimiz verimde çalışamaz. Şimdi oturtturduk. Bir sıkıntı var mı diye elimizle kontrol ediyoruz. Nasıl anlıyoruz onu? Zaten takılır eğer yanlış bir hatamız varsa. Dönmez diyorsun. Dönmez, hı. Evet. O çevirdiğin yer döndürmeyecek ya da zorlanacak, döndü, fren yapıyormuş gibi. Evet. Burada bilezik var, şu ara bileziği. Bunu sabitlemesi için. Genelde takmıyorlar ama takmakta fayda vardır. Sarsıntıdan dolayı çıkabilir. Ondan sonra önce kütüğümüzü sabitliyoruz. Kütüğümüzü sabitledik.
tüpümüzü sabitledik. Ondan sonra silindirimizi, pistonumuzu sabitledik. Makkabımız her ne kadar sıksa da el yardımıyla tatlı sert olacak şekilde biraz daha destek veriyoruz vidaya sıkmaya. Tatlı sert bırakıyor. Ondan sonra karbüratörümüzü takıyoruz. Bağlantılarını yaptıktan sonra rahat çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Tabi bunu takarken hortumların falan araya sıkışmamasına dikkat edelim ki hortumlarımız zedelenmesin. Tatlı sert tepsi, hiçbir zaman güç kullanmıyoruz. Vidamızı da taktık. Egzozumuzu da takıyoruz. Evet. Kol masajını takıyoruz. Makkabımız da sağ olsun şarj bitti. Sabitliyoruz. Şu tam sıkamadığımız vidayı da sıkalım ve işimiz bitsin. Evet. Değiştirme işlemimiz tamam. Bu videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Umuyorum faydalanmışsınızdır. Lütfen beğenme ve abone olma butonlarına basınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sana da teşekkür ederiz usta. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için Mustafa Bey.